Sevgili turistseverler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Dalbükü ve Hurmalıbükü koylarını gezmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde Aktur'dan alacağımız misafirlerimizle çok zevkli bir yelken seyri yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet efendim, günaydınlar olsun. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Hisarönü Körfezi dolaylarındayız. Körfezimiz pek güzel. Arka taraf güneş çekmiyorum. Seyrimi şu an solo yapıyorum, tek başıma. Çünkü Aktur'dan misafirlerimiz var, Emre Bey'le ve babası. Onları alıp gezeceğiz. Şöyle bir döneceğiz, bir yelken açacağız. Karşıda işte Simi manzaramız olsun. İşte diğer bir neytimiz olsun. Kameriye adamız, Kocaada, Uzunada. Bu tarafa artık Hisarönü iyice, Selimiye, Orhaniye, Dişlice vesaire. Böyle gidiyor. Biz de gidiyoruz. Evet. Gidelim bakalım. Saat 7.55 civarı. Rüzgar var. Deniz biraz kalkmış bile. Belli bugün yani sert olacak. Dirsek karşıda o tarafa doğru gidip gelmeyi düşünüyoruz ama bakalım nasıl olacak. Giderken rahat olacak da dönüşüm pek dönülemeyecek gibi olacak. Şimdiden hatta şu spreyin şeyini kapatabiliriz, bu iskele tarafını. Çünkü buradan vuracağını biliyoruz. Dalbükü buraydı. Geçen gelmiştik. Devam ettiğimizde de diğer bu kuyeler sırasıyla var. Şuralardalar. Doris güzel güzel gidiyor. Evet, böyle havalarda biraz burna girecekmiş gibi seyrediyorum. Yani burnun içinde kalacak gibi. Dışından bile geçsem içinde kalacak gibi seyrediyorum ki dalgayı azalsın. Sonra zaten fıydıracağız. Evet, İstanbul Şehir Hatları vapuru var orada. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Bir de botu. Evet, İstanbul Şehir Hatları vapuru orada bakın. Hurmalıbük'te bayağı kocaman. Gemi bayağı. Evet, bu arada Aktur'a az kaldı. Yavaştan geliyoruz Aktur'a. Evet, Dilburnu'nu geçiyoruz. Günlüce koyları, Bükü. Gördüğünüz yerler. Burada şöyle tatlı tatlı koylar var. Küçük küçük. En dibinde de küçük bir adayla gene koyları var. Bunlar da güzeldir mutlaka. Biraz kapalı, çok az açık. Gördüğünüz gibi. Bu arada Simi de tam gözüküyor. Horyo gözüküyor yukarıdan. Hem Pedi hem Simi merkeze bakan köy. Tepe tarafı. Gayet güzel. Dirsek gözüküyor. İçinde tekneler gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Dolu gözüküyor bayağı. Hep dolu zaten. Burada şu an rüzgar zayıf. Yani ölü bölgedeyiz herhalde. Çünkü rüzgar olması lazım. Zayıf ve şey. Hafif kaba dalga var. Geride bayağı rüzgar vardı. Şimdi şeyi kapattım. Biraz daha açık genişlesin çekerim. Bayağı guletlerde dolu olabiliyor ama şu an hafta sonuna yaklaştıkça tabi guletler turlarını bitiriyor. Hafta başında tekrar başlayacaklar. Bu taraflardan çekiliyorlar yavaş yavaş uzak koylardan. Merkezlerine doğru yöneliyorlar son günlerinde. Mesela Bozburun doludur şimdi içerisi. Zaten hep dolu da. Evet.
Günlüce iyice gözüktü. Artık dibine kadar. Bayağı büyük bir yük. Gördüğünüz gibi yeri çok yani şey yapacak. Demirleyecek. Hafif rüzgarlı. Dalga biraz daha sakin burada. Bölge bölge değişiyor vallahi. Anlık anlık değişiyor. Evet. İlerideki Datça burnu. Datça ince burun. Gözüküyor. İşte Simi ve köyüne bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi. Keyifli. Hafif kafadan rüzgar var. Burnu dönünce artık Aktur'dayız. Ataboğlu'la İblis burnu da göründü. Arkada Rodos da görünüyor. Bakın Rodos. Şu ilerideki gözüken, daha net gözüken İblis burnu. Buradan Marmaris'e iniliyor. Şu Ataboğlu burnu daha da net gözüken. En son silüet gibi gözüken Rodos. Burası zaten Simi. Ondan sonra Cema. Burası da artık Aktur'a geldik sayılır. Hatta Datça da çok net. Bakın Datça burası da. Datça da çok net. Bugün nem yok. Bu da rüzgara delalet. Bu kadar netse bu kadar da çarpacak. Günlüce ile Aktur arasında böyle ufak tefek koylar var. İyi havada botla falan gezilebilecek. Kötü havada olmaz. Evet, artık Aktur'da iyiden iyiye göründü. Şöyle ufak burada da koy var. Gördüğünüz gibi. Kurucabük sitesi ve Aktur artık bayağı göründü. Burada da şöyle galiba bir adet balıkçı sepet veya ağı var. Artık burnu dönüp içeriye giriyoruz. Evet, bu diğer bir koy. Artık Kurucabük'ün iki tane burada koyu var. Bir şu karşıda görünen. Buralarda eşekler yaşıyordu. İşte kabukları falan atıyorduk şeylerin. Karpuz kabuğu, kavun kabuğu falan. Şurada da bir koy daha var. Burada küçük bir iskele vardı. Yıllar evvel. Buralara biraz Meltem vuruyor tabi. Şey kadar iyi değil yani. Şu anın arkasını dönünce tabi bayağı kapanıyor. Şu bizim Nisos. Geçen işte saç tava yaptığımız yer. Büyük olan ada. Onun arasından da dar bir geçiş var yani. Geçiliyor. Kurucabük zaten karşıda gözüküyor. Burada da Aktur. Evet, karşısı Kurucabük. Şimdi Kurucabük'e yanaşacağız. Demir atacağız ve Emre Beyleri alacağız. Gözünüz seçiyor mu yani bilmiyorum, buradan görmüyor mu ama o martı Emre Bey'in, tatlı bir şey. Artık yavaş yavaş demir atma vakti geldi. Geldik. Şimdi misafirlerimizi alacağız ve gideceğiz yavaştan. Bakalım demir hangi renkte. Hemen mutlaka böyle bir şey gelir yani. Buraya gelmeyin falan. Evet, arkadan demir suya değmiş. Hava sıfır. Böyle dursa hiçbir şey olmaz. Gidebiliriz. Bizim mutlaka tersine götürecektir. Yallah.
gidiyor. Anlamadım. Türkçe? İngilizce, Anglikan? Yes. Here. Yes. Evet. Why? Merhaba, merhaba. Sağ ol, sağ olun. Siz nasılsınız? Nasılsın kardeşim? Sağ olun. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seni görüp daha iyi olduk. Çok iyi, harika. Merhaba, nasılsınız? Ya, bütün kış seyrettiğiniz kahramanlar burada baba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sizi gördük, iyi olduk. Seni baba. Yakinen tanıyoruz. O şey programlarından. İyi. Sen de güzel takip ediyorsun. Siz, teşekkür ederim. Terlikleri almayayım istedim, değil mi? Mantıken şeyde bırakayım. Burada ya, alabiliriz. İçeriye atarız, bir şey olmaz. Her şeyi alabiliriz yani. Hiç şey yok. Hiç fark etmez. Ben oldum olası Kurucabük'ü daha çok seviyorum. Büyük Aktır'dan. Daha sakin. Türkçe bu. İyi. Harika. Türkçe veya İngilizce konuşun dedim. Türk müsün dedi. Evet dedim. Allah diyor, böyle yapıyor. Birine mi benzetti acaba? Ama böyle tam bir şey tipi var böyle. Ne derler? Öyle mi? Nasıl söyleyeyim sana? Karizmatik tip var diyeyim. Yani Fransız'ın hepsi karizmatik olmuyor. Türk'ün de hepsi karizmatik olmuyor. Tabii. Şey oluyor. Yamuk oluyor. Fransızca baba da var. Baba var rapper. Mı? İngilizce, öyle Fransızca, öyle Almanca mi? Rapper. Ha, harika. Hı-hı. Ne güzel ya. Ben çok özeniyorum. Seni yollayayım oraya baba. Sen Fransızca cevap ver. Evet, sizin şu hanım galiba. En son ben bileyim. Acele etmeyin. Aynen. Şimdi ben yana açacağım. Tamam. Şöyle iyice sokalım bunun altına. Gayet rahat olsun. Şu şekilde. Gördüğünüzü anla. Ha. At hocam iyice. Aynen. He? Hatta oradan da brandadan da sok arkadan. Bizim bu tekniği öğrenmemiz de çok kötü abi, biliyor musun? Öyle mi? Bunun ağzı açık. Ahmet Kastan var. Ahmet şey, yelkenci. Evet. Tanıyorsun. Galiba ilk direği dikerken. Ahmet şey olan mı? Ha, şu kaptan olan mı? Sörf hocası olan. Ha, evet evet. Ondan sonra biz de bu Gülçin'i toparlamaya çalışıyoruz. O tekne toparlamaya çalışıyoruz. Evet. Ama razı olsun. Onun şeyi yoktu. Direğini çalmışlar. Aa. Şeyini çalmışlar. Salmasını ve yelkesini. Ha, bayağı çalmışlar yani. Evet, aynen. Abicim alet 30 yıllık falan bir alet olduğu için üretilmiyor, edilmiyor. Tabii ki de yoktu. Ya dünyada her şeyi bulursun, onu bulamazsın. Evet. Baba da istiyor diye ben bir sosyal sorumluluk projesi uğraştım bununla ben yani. İyi yapmışsınız. Forumlara yazdım, oraya yazdım, buraya yazdım. Yok. Yelken Federasyonu'ndan tanıdık vardı ondan sonra. Onlardan rica ettim. Dedim çevrenizde var mı? Kulüplere sorun falan. Kimse de yok. En son üreticiyi buldum. Vay be. Ondan sonra üreticiye dedim. Adam dedi ki şimdi bizde de milyonluk yatlar yapıyorlar. Dedim, ne markası dedi. Ne markası? Ondan sonra bir Ahmet'le denk geldik. Dedim böyle böyle. Ben dedi hallederim. İyi. Ama dedim malzemeyi bulacağım. İşte bir yapılan malzeme arandı, bulunamadı. Hmm. Forumlara yazdım. Bir gün forumlardan yanıt geldi böyle. Bizde malzeme var ama bir boy büyük tekniğinde. Olmaz dedim. Ahmet dedi belki olur falan. Bastık gittik İzmir'e. Bu 99 model. 25 yaşında. Üretmiyorlar. 2013'te bitirdiler. 2013'ten sonra şey tatu markaya geçtiler. Şey damadı başladı. Adam Roger McGregor emekli oldu. Yani Amerika'da emekliliğini alınca gerçek emekli oldu yani, bıraktı. Kaçlık mı artık? O 650 cc. Tamam, harika, vallahi. Yetiyor ya, o da fazla geliyor yani hatta. Ya şöyle açarız, elle yumuşaksa. Ya vinç'e dolarım. Vinç kolunu alırım elime. Şu şekilde. İkisinden biri. Gözümüz şu mavi alanda olacak ki o gam yapmasın, şey yapmasın. Avantaj ve dezavantajı nedir? Şimdi bunun römorku var. En önemli şey bizim için. Ne yapıyor römork? Atıyorsun, bitiyor. Bir traktör çekiyor veya büyük bir 4x4. Çünkü kışlama maliyetleri o kadar fazla ki. Tabii tabii yani. Aynalar saçma sapan fiyatlar istiyorlar. Aynen, boş yere yazık günah. Bir dünya para şey yapıyorsun. Şimdi pupa palangasını biraz sıkacağım. Gerçi Orsa'da buna gerek yok. Şöyle ki kaldırmasın. Açıyı tabii açıyı bozmasın. Hı hı. Evet, durum bu, bitti yani, hazır. İzmek? Bunda yok. Yok.
Bunu onda vardı bu. Ben söktüm, onun yerine bunu bombaya dolamalı yap. O da çok iyi. Bu böylelikle ne kadar istersen o kadar açıyorsun. Ana yelkeni. Zaten flow rüzgara değdiği zaman açıp kapayabilirsin. Onda problem yok. Babanın yelkenciliği iyidir. Tamam. Ne havalarda kullanıyor? Gel bakalım. Hayal ediyorum sana. Al sana McGregor'da. Baba alacağım o evden. Tamam. Bu şey Poseidon. Evet. Eskiden şey verirdi, düzgün verirdi şeyleri hava durumunda. Evet, çok güzel verirdi. Abi son zamanlarda, son 2 yıldan beri falan, evet. Bunlar galiba adaya turizm mi yapmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Benim gördüğüm kadarıyla bizdeki gerginlik onlarda yok. Yok. Bizde bir gerginlik. Evet, Hisar önünde yelken keyfi devam ediyor. İleride bir motor yat var. Muhtemelen yakın geçeceğiz. Sümer kaptanım harikalar yaratıyor. Dümende. Dingi arkadan geliyor. Dirseğe doğru yaklaşıyoruz. Ne? Abi akşam tavlaya geliyor musun? O da var canım. Ne oldu? Ona denk geldim yani geçen gün. Katamaranla geçişiyoruz. Motorla giden galiba mıknatıs yatçılığın bir katamaranı. O motorla gidiyor değil mi? Evet tabii. Biz yelken gücüyle seyrettiğimiz için yol bizde. Ama zaten yolun bizde o. Bakın nasıl zıplıyor katamaran. Demin daha da zıplıyor. Onlar biraz tatlı su denizcisi oluyor galiba. Yelken açmamıştır. Şimdi oraya gidecekse çok seçenek yok. Kafayı öyle kırmana gerek yok. Bu ne çekiyor? Motosiklet keyfi. Kafayla dengeliyor. He? Sürekli sinirli asayı bir tane mişo var. Şöyle yap böyle yap. Burada bak şeker gibi insan var. Güzel rüzgar geliyor. Devam gayet. Hiçbir sıkıntı yok. Ben iskelemi yapmam lazım. Sen düzgün. Rüzgar içine kaçacaksınız iskeleden. Eğer çok şey olursa. Ama şu an düz gidebilirsiniz. Biraz iskele yapabilirsiniz hatta. Evet. Çünkü rüzgara açıldıkça açıyı daha çok alacağız. İçine girdikçe açımız düşecek aslında. Kaçış yeri içerisi yani. Yok. Dışarısı değil. Hatta çok ani ben vurduğumda hemen içeri kıvdırıveririm. Hiç rüzgar kalmaz üstünde. Aksine. Yani açılmak daha şey. Açıyor muyum? Ben de onu şey yapıyorum. Evet. İçeri alıyorum. Evet. Ama tabii rüzgar anak şekilde olunca, evet, dağda olunca. Evet. Biraz daha içeri alabiliriz hatta. Aynen. Ünlüce koyuna doğru keyifli bir seyir halindeyiz. Aktur biraz gözüküyor. Yavaş gidiyoruz şu anda. Yavaş yavaş devam ediyoruz.
Gayet keyifli. Tabii tabii. Vallahi ben 10 puan veriyorum ya hocama. Var mı o kadar? Var ya, daha ne olsun ya. Son 10 puan size, aldım. Size. Diyorum niye? Ömer Bey'e. Şeyler kabardı diyor. Kabardı. Bu da iyiydi. Bu iyiydi. Seyir keyifli. Biraz oksalıyoruz. Aktur yukarıda kaldı. Biraz aşağı düşüyoruz. Gayet keyifli. Evet, Emre ve Sümer Bey ile seyir keyifli devam ediyor. Aktura döndük sayılır. Yaklaşık. Dörtlük bir yelken keyfi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Mert Kaptan'a, Eda Kaptan'a. Kaptanımız da çok iyi. Ara sıra serpinti geliyor. Biraz yatıyoruz, kalkıyoruz. Öyle. Denizimiz fena değil. Yaklaşık 15 knot, 16 knot bazen şey geliyor. Şimdi evet. Seyir keyifli devam ediyor. Şimdi yeniden açığa vurduk. Açığa doğru birazcık eşeğler yuvarlana yuvarlana gidiyoruz. Simit ağaçı da Datça'dan esiyor. Artık sancakta kaldı. Artık birazdan yavaştan döneriz. O da öyle olunca oradaki kedi popülasyonu artıyor. Evet. Bende drone da var değil mi? Evet evet var. Evet, şimdi flow'u kapattık. Motorla ve ana yelkenle seyir halindeyiz. Artık dönüyoruz. Dalgalar büyüdü. Hava sertleşti. Ana yelken boşta sayılır. Ufak ufak tutuyor. Rotamız aktı. Evet, motora geçtik. Artık yelken faslı bitti. Doyduk herhalde değil mi? Kesinlikle doyduk. Kamera alıyor mu? Alıyor. O zaman bir şeyler seyretmek istiyoruz. aktör gezimizin, aktör tatilimizin en keyifli gününü geçirdik. Bugün. Maşallah. Çok sevindim. Mert Kaptan'la birlikte. Tabii Eda Kaptan'ın da burada ruhunu her şekilde hissediyoruz. Gerçekten bu gezgin çiftin ruhu tekenin her tarafına yansımış vaziyette. Baba da herhalde çok büyük bir keyif aldı yelkenden. Sen de bir şeyler söyle bakalım baba. Çok teşekkür ediyorum Mert'im. Şehrin ne demek? Yakından tanımak da çok büyük bir keyif. Bundan sonraki turumuzu motorla birlikte yapıyoruz. Evet. Üçüncü kişi olarak seni Mert ve Eda Kaptan arkasına bindirip direkt olarak motorla Avrupa turuna çıkıyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'ya sonra gidiyoruz. Bir o eksikti. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Aktur karşıda. Deniz canlandı. Biz de gidiyoruz.
şu an. Yelkenleri topladık. Koyun içindeyiz artık. Burası tabi dışarısı kadar hava almıyor. Restorana doğru yanaşıp demir atacağız. Her şey yolunda. Evet, biz de buradan Sümer Kaptan'a teşekkür ediyoruz öncelikle. Serdivenliği için. Tabii ki Emre Bey'e de teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür olduk. Ederiz. İlk yıllar yelkenli motorlu için. Çok zevkli oldu. Evet. Sahile çıktık. Akturum, Kurucabük'ün. Gayet keyfimiz yerinde. Evet. Turist keyif yerinde. Güzel bir gezi yaptırdı. Gayet güzel geçti gezimiz. Turistin de herkesin de keyfi yerinde. Dingimizi koyduk. Kurucabük plajında geldik. Daha hızlanacağız. Evet. Madalyamızı Kurucabük restoranda kutluyoruz. Paris'e gidemesek de Kurucabük'e geldik. Hayaller Paris, gerçekler Kurucabük. Evet. Doris, neyse, keyifli. Gerçekten. Aynen. Bizim de keyfimiz yerinde. Herkese selam olsun bakalım. Erzak alışverişi tamam. Şimdi gidelim artık yavaştan. Haydi yapalım. Şşşşş. Hava biraz sert. Bakalım.
Evet, sola seyir devam ediyor. Kurucabük'ten çıktık. Hava sert. 20 knot civarı deniz var. Biraz dalga da var. Flok açık. Ondan sonra yokuş aşağı yapacağımız için sanki uygun gibime geliyor flok. Biraz da zaman gösterecek, bakalım nasıl olacak. Avantajı var derseniz göreceksiniz hep beraber. Bunun açısını genişlettik. Çünkü bu tarafta biraz açıya ihtiyacım vardı. Ucuna gene 8 düğüm atalım. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi buradan açacağız artık. İşte bu. Buradan şöyle ince dolanıyor. Ve evet, biraz daha edelim. İşte böyle. Az daha alalım. Az daha bile alabiliriz. Sanırsam bu açı çok daha bize şey kazandıracak yani. Flokla ilgili. İçeriden de şu şekilde dış arabadan açı büyüttük. Kupa seyrinde McGregor'larda böyle alınır bu. Bilmeyenin bilgisine. Öndeki arabadan, şuradaki arabadan buraya aldık. Şimdi artık biraz daha istediğimiz yöne doğru açı yapabiliriz diye düşünüyorum. Hem de rüzgardan daha iyi faydalanıyoruz. Olay bu. Evet, motoru da kaldırdık. Bu şekilde motor da kalktı. Gelen rüzgarla otopilotla tertemiz bir seyahat. Knot sade flokla. Bu şekilde kendi kendine gider bu. Aşağılara düştükçe belki biraz bitebilir ama biterse bitsin. Şunu bir daha göstereyim. Elimi alayım. Burada McGregor'ların zaten gördüğünüz gibi bir araba yeri daha var. Şurada arabası. Yayı var. Normalde Orsa ve Uzapaz'da hep zaten şurada kullanırız. Bunları şurada kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunda orada zaten şu an açık olmadığımız için. Ondan sonra fakat bu tip geniş açmamız gerektiğinde ön yelkeni, o zaman veya Cenova'sı varsa bir McGregor'un, zaten bu zorunlu yani Cenova'da. Başka açamaz yani, hiçbir şansı yok. Böyle dışarıdan alınıyor istiralya telinin ve şu şekilde döndürülüyor. Arabadan bu şekilde içeriye geliyor. Böylelikle ne olmuş oluyor? 20 knot bir havada, yaklaşık 1,5-2 metre pitch'ten gelen rüzgarda
motoru da kaldırınca tek blokla yaklaşık 3.6 knot'la nefis bir şekilde süzülüyorsunuz. Gördüğünüz gibi rüzgar da bu şekilde. Evet, solo bir seyir. Tek başıma. Türk kahvesi yapasım var vallahi aşağıya. Yapsam mı bilemedim. Böyle bir su içelim. Türk kahvesi gider ya. Ne dersiniz? Türk kahvesi yani gitmez mi ya? Şu ortama bak. Bak bak bak, ortama bak. Bak buralar böyle sakin gözüküyor ya. Biz de aktığımız için öyle gözüküyor. Halbukisine arkası şöyle yani. Motoru çıkartınca nereden baksanız bir 0.6-0.7 mil bir sürat kazanıyor. Demek ki motor bir o kadar yavaşlatıyor yani. Düşünsenize. Çok ciddi bir sürat. Bu da olmasa bir o kadar daha hızlanır. Bayağı farklı bir sürate gelir yani. Palalar zaten çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Otopilot iş başında. Rotamız gayet ferah. Problem yok. Kahve işine girilebilir gibi. Evet. Şimdilik kupa seyirinin avantajıyla bir inşallah otopilot şey yapmaz ha. Yoksa vallahi tepesi taklak oluruz ha. Şuradan bir Türk kahvesi yapalım ya kendimize. Değil mi yani? Artık provamızdaki şeylere yiyecek bir şey yok yani teknelere. Şöyle kafamızı uzattık. Şuradan bakıyorum. Kafamı uzattım. Provam temiz gözüküyor. Balıkçı ağı, şu bu bir şey varsa çok bir şey yapamıyoruz. Gece de böyle gidiyoruz gittiğimizde. Kısmet. Böyle gidiyorsun yani. Hani gerisini bilemiyoruz. Okkalı yapın canım çok. Bazen zıbıtıyor böyle. Kahvemiz hazırlanıyor. Köpürünce geliriz. Dalgalar nasıl? Aynı. 1,5-2 metre. Aynı. Dürbünü alalım. Telsiz dışarıda dursun. Malum. Şu lastikler de çok dandik ya. İnanılmaz yani. Bir aldım. Devamlı kopuyor ya. Yani durduğu yerde lastik kopar mı ya? Dalgaya bak, dalgaya. Kaç metre ya? İşte tam bir rüzgar, bir dalga geliyor var ya. Böyle böyle yani. Otopilotu deli etti. Rotayı bozdu dalga. Ne güzel gidiyordu. Evet, artık dirsekten bayağı bir içeriye düştük. Simit silüet kaldı. Aşağı aşağı gidiyoruz. Gördüğünüz gibi. Günlücelerin de burnunu da geçtik. Artık sıradaki Hurmalıdük ve Daldükü var. Aşağıda Kurtdükü, Daldükü. Yani bu şekilde sinimine gidiyoruz. Bu şey güzel. Blok işi iyi oldu. Bu şekilde gidiyor işte. Evet, selamlar. Oo. Hava da hava.
Sevgili Flok, öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Sonra bu fikri bulduğum için kendime teşekkür ediyorum. Çünkü kulağı açı daha kalıyordu ve kapanıyordu. Şu an nefis oldu. Ha, uzaktan Demaris Otel gözüktü bile. Doğru gidiyormuşuz demek. Gület gibi şuraya. Kurumalı ülke. Otopilot süper çalışıyor. Evet, burada her şey yolunda. Eksik yedik bir şey yok. Rüzgarlar abuklamaya başladı. Şu an bayağı iki halat iki elimde. Böyle değişik bir şeydeyim yani, ortamdayım. Neyin nereden geldiği belli olmamakla birlikte anlık değişebiliyor. Sıcak vuruyor. Bayağı da güçlü esiyor. Bayağı bir döndü. Şuraya. Evet. Gene ki ana yelken açık değilmiş. Sürekli kavan çayacaktık o zaman. Şimdi kesin öbür tarafa döner ha. Evet. Aynı anda iki ayrı hava var. Biri buradan böyle geliyor. Biri buradan geliyor. Bir o geliyor, bir bu geliyor. Bu taraftan gelen sert geliyor. Buradan gelen zayıfladı. Şöyle yani. Gelen şuradan gelen. Şöyle gelen sert çıkmaya başladı. Kazanan o gibi. Evet, dal bükünü geçiyoruz. Dal bükü bitiyor. Rüzgar da iyi oldu, götürüyor. Gayet güzel. Rüzgar bayağı basmaya başladı. 4.5-5'lere kadar çıktık demin. Önden sert vuruyor. Güzel yani. Şeyimiz güzel. Yönümüz güzel.
Evet, bir tane şehir hatları vapuru buraya gelmiş. Evet, Allah korusun siyah bir duman var. Bencik koyunun hemen üstü, bu balık aşağıanla birleştiği yerde bir baz istasyonu var. Onun oradan şöyle siyah siyah duman atıyor. İnşallah ormana sıçramaz. Ormancıların haberi varmış konudan. Tez zaman inşallah. Allah korusun, rüzgar da var. Bir şey olmasın inşallah. Tam şurada iğrenç bir siyah duman var ya. Allah kahretsin ya. İnşallah bir an evvel söner ya. Trafo murafodur da. Orman olmasın da Allah korusun ya. Neyse ki ana yola yakın Allah'tan. Neyse ki bir sürü araç gidiyor. İtfaiye. Yangın söndürme helikopteri de geldi. Durum demek ki ciddi. Allah korusun, inşallah hiç büyümeden bir an evvel söner. Evet, yangın söndürme uçağı da geçti. Nefis bir uçak. 3 tane geldi. 3 tane uçak geldi. Bu 3. Helikopterde hiç durmadan geziyor. Biraz sorti yapıyor. Gün düşmeden bunu söndürmeleri lazım. En güzel Yunan adalarından biri. Simi. Mert'le Eda Kaptan. Motorlu yelkenli çift diye kanalları var. Onlar güzel geziyorlar buraları. Bizden bahsetti. Fatih Kaptanımız bir sürpriz yaptı. Sağ ol kaptanım. Onur duyduk.